Selamlar hoş geldiniz. Maksimum problemleri kısmındayız. Kısacık bir açıklamam var. Bu kısmı çok fazla detaylandırmadım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Çünkü kendi öğrendiğimiz senelerde 3 boyutlu cisimler içerisine verilen hacimleri hesaplamakta çok fazla kullanırdık. Onunla ilgili yine örnek yapacağım. Onun dışında biz burayı çözerken genellikle elips, hiperbol, konik denklemler üzerinden sorular sorulurdu. Daha fazla e, bura haricinde öğrendiğimiz bilgileri soru içerisinde kullanırdık. O yüzden birazcık bu kısım konularında azaltılması sizler için daha böyle küçük. Daha böyle nasıl anlatayım? İçi boşaltılmış bir kısım gibi benim gözümde. Karşınıza gelebilecek soru tiplerini anlatacağım. Ve anlatmadığım soru tiplerine dair de karşınıza gelirse ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. E zaten yapacağımız şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama bunun devamında kısmi türevleri de kullanarak birazcık gerçel hayat problemleri çözeceğiz. İşte balonun havası dakikada şu kadar hacim ilk gidiyorsa kaç dakika sonra hacim şöyle olur kaç dakika sonra böyle olur veya işte bir balon yükselecek bir adamın gölgesini kapatacak ya da bir işte güneş yükselecek balondan bir yansıma gölge yapacak dakikada ne kadarlık gölgenin alanı değişir vesaire bu şekilde gerçel fiziksel hayat problemleri çözeceğiz bunu da başlamadan söylemek istedim şimdi geldik maksimum minimum problemlerine bizim tüm motivasyonumuz şu bu noktaya kadar fazlasıyla polinomlarda da neleri konuştuk bizim için ekstremum noktaları konuştuk Ekstremum noktalar nelerdi? Hatta bir de Maxmin teoremini konuşmuştuk. Değil mi? Burayla birlikte de tabii ki kritik noktaları konuştuk. Bizim için artanlıktan azalana geçen yerlerde ekstremum noktalar olurdu. O zaman şöyle düşünelim. Demek ki biz bize verilen verileri eğer bir ikinci derece, üçüncü derece, eninci derece neyse artık bir polinoma dökebilirsek, bir fonksiyona dökebilirsek Bunların değişimlerini hesaplarken örneğin aşağıdaki soruya bakın. Mesela buradan devam edelim. X artı Y 16 ise çarpımlarının en büyük değeri. Heh. Demek ki iki değişkenli şeyleri bizim amacımız ne? Bakın siz nasıl değişkene düşürmelisiniz? Tek değişkene. Tek değişkende neyi bize soruyor? Maksimum ve minimumları. Bunların nerelerde olduğunu söyledik. Ekstremum noktalarında, kritik noktalarında olduğunu söyledik. O zaman yapacağımız şey şu fonksiyonu tek değişkene bağlı bir hale getireceğiz. Ardından türev bilgimizi kullanıp türevini alacağız. Demek ki orada bize kritik noktayı veren yerler veya ekstremum noktayı veren yerler bizim için aday noktalar olacak. Onlar arasından da en optimal olanı seçeceğiz. Şimdi toplamları 16 çarpımları en büyük kaç olur diye soruyor. Evet çarpımları arkadaşlar biz bunu tek değişkene nasıl düşürürüz? Kitabın başında böyle bir örnek yapmıştık hatırlarsınız belki y dediğimiz değer 16 eksi x olacaktır. Dolayısıyla x çarpı y neye eşittir? x çarpı 16 eksi x'e yani 16 x eksi x kareye bakın artık buraya fx diyebilirsiniz. x ve y'lerin pozitif reel sayılardan olduğunu da unutmayın. 16 x eksi x kare fonksiyonunda artık neyse o en büyük değeri nerede buluruz? Tabii ki de tepe noktasında bu bir paraboldür ama tepe noktası demeyelim genelleyelim. Türevinin 0 olduğu yerde. F türev x ne olacaktır? 16 eksi 2 x gelecektir. Eşittir 0 ise x'i bunun 8'dir. Demek ki 8 koyduğumuzda yani fiziksel karşılığı bakın şu. 0'a 8'de ise değil mi? Ee, x parantezini aldığımızda pardon 0'a 16'da ise kökleri şöyle bir parabol olsun. Biz bunun en büyük değerini tabii ki de tepe noktasında aldığını biliyoruz. Ya da türevinin 0 olduğu yerde aldığını biliyoruz. İşte o noktada şurasıdır. 8'i yerine koyduğumuzda kaç bulacağız? Hesaplama zaten y'ye 16 eksi x vermiştim. O zaman y'si de 8 gelecek. Ya bu soruyu böyle çözmeseydim de siz zaten biliyorsunuz bunun cevabının 64 olduğunu. Neden? Çünkü iki sayıyı toplamları sabit olan iki sayının çarpımının en büyük olması için sayıların birbirlerine en yakın olması lazım. Aa, İlkokuldan beri öğrendiğimiz şey bakın türev de geliyormuş aslında. Anlaştık mı? O yüzden bizim amacımız maksimum problemlerinde bu. Tek değişkeni indirmeye çalışacaksın ondan sonra türevini alacaksın. Bak bu sefer çarpımlarını verdim. Reel sayılardan alıyormuşum. Toplamlarını istiyorum. Y ye yerine ne yazabilirim? Bu sefer de 16 bölü x yazarım. X'i tabii ki de sıfırdan farklı kabul ediyorum. Ki öyle de olmak zorunda. Yoksa çarpımları 16 olmazdı. X artı y neye eşittir? X artı 16 bölü x'e bu nedir? X kare artı 16 bölü x gelecektir. Şimdi sizin artık fx'iniz nedir arkadaşlar? X kare artı 16 bölü x'tir. O zaman biz bir şunun türevini alalım. Bir değişimlerine bakalım. Yukarının türevi aşağıdan alalım hatta. Yukarısının türevi 2x çarpı aşağısı 2x kare eksi. Yukarının aynısı çarpı aşağının türevinden 1 bölü aşağıdaki ifadenin karesi. Buradan kaç bulduk? x kare eksi 16 bölü x kare olarak bulduk. Sizin türevinizin sıfır olduğu yer neresidir? Eğer f türevi x eşittir 0 ise x'lerimiz ne olmak zorunda? x eşittir 4 veya x eşittir eksi 4 gelmek zorundadır. Ha, bunun anlamı ne? Arkadaşlar x'iniz eğer 4 gelseydi en küçük olmaya aday noktalardan birisi şudur. Bu arada dikkat edin. y eşittir 16 bölü x fonksiyonu nasıl grafiklenir? Grafiği nedir bunun? Bunu şuraya koyalım. Bunun da grafiğini düşünelim. Bakın bunlar önemli arkadaşlar. Biz bu noktaya kadar canavar gibi grafik çizerek geldik. 16 bölü x fonksiyonu bir kere nedir? Odd function tek fonksiyondur. 16 bölü x 1 bölü x şöyleyse 16 bölü x de yaklaşık olarak hani Zaten değer koymuyoruz. Böyle bir şeye denk gelecek. Eğer bu tek fonksiyonsa nereye göre yansıttık? Orijine göre yansıttık. Bakın o yüzden 4 koyduğunuzda zaten neyi soruyor? Çarpımlarının 16 olduğu. 16 bölü x'e 4 koyduğunuzda bakın burada da 4'e gidersiniz. Veya eksi 4 koyduğunuzda madem orijine göre simetrik burada nereye gidersiniz? Çok güzel çıkmadı. Ama x'e x'e 4 koyarsam evet şöyle biraz daha indireyim. Y'si kaça gidecektir? Burada da eksi 4'e gidecektir. Demek ki değişen bir şey yokmuş. Orijine göre simetriklerdi zaten. O halde X'e 4 koydum. Y'si kaç geldi? 4 geldi. X'e eksi 4 koydum. Y'si kaç geldi? Eksi 4 geldi. Bize toplamlarının en küçük değerini soruyorsa siz, bu, siz burada yanıtınızı eksi 8 olarak almak durumundasınız. 3 Fonksiyonu. Fonksiyonu Düzeltelim bunu. Üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır? Şimdi Bakın böyle milyon tane soru gelecek. Sadece bunun üzerinde değil. Mesela biz de bir tane yaparız. Şimdi örnek olarak aşağıda. Ben hatta şuraya hemen yazayım. Örnek 4 diyelim. Biz de bir şey uyduralım. Onu da yapalım. Örnek 4. Örnek 4 demeyeyim. Yukarıda örnek 4 var. Diyelim ki bizde fx eşittir. Mesela x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 4 olsun. Bilmiyorum çok güzel gelecek mi ama bunun da fonksiyonu üzerindeki noktanın koordinatları toplamı. Tamam noktanın üzerinde alınan noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır? Şimdi bu soruda ben en fazlayı sorsam sizce anlamlı bir şey gelir mi? Yani deme en fazla sorulmaz. Bu anlamlı değildir. Bir örnek daha aklıma geldi mesela. Onu da yapabiliriz. Hepsi aynı tip olacak. Şimdi nasıl yapacağız? Hep söylüyorum arkadaşlar. Yalandan da olsa bir şey çizin. Ne yaptığımızı anlayın. Alın size x kare eksi 5 x artı 7 bölü. Bunun bir bileşeni x'tir. Bir bileşeni y'dir değil mi? x'e y'lerdir. Hatta x'e fx'lerden oluşur. x koyduk karşılığı fx'tir. Bu nedir? X'e Y'lerdir. E bu nedir? X'e. Hep tek değişken istemiyor muyuz? Tek değişken, tek değişken, tek değişken. O halde bu X'e X kare eksi 5X artı 7'dir. Sakın gidip öyle değer vermeye falan kalkmayın. Artık türevi o kadar boşuna öğrenmedik. Madem koordinatları toplam isteniyor. Alın size yeni bir fonksiyon. X artı X kare eksi 5X artı 7. Bu neye eşittir? X kare eksi 4X artı 7'ye eşittir. Tamam. Buna da ne diyelim? Mesela HX fonksiyonu. Tamamen bir, fonksiyonu fonksiyona atfetmek için söylüyorum. Önemli değil. E ne yapacağız? H'nin türevini alacağız. Kolları yukarı doğru bakan bir parabolde. Türevinin sıfır olduğu nokta bize parabolün en küçük değerini verir ise f h türevi 2 eşittir 0'dır. Yani sizin burada x'iniz 2 olacakmış. Demek ki bu 2'de en küçük değerini alırmış. Dikkat edin yanıtımız 2 değil koordinatları toplamını soruyor. Siz 2 koyduğunuzda en küçük değeri alıyor iseniz 2. Görüntüsü nedir? 4 eksi 10 Eksi 6 artı 7 daha 1. İşte 2 artı 3'e bakacakmışız. Demek ki koordinatları toplamı en küçük 3 gelecekmiş. Aşağıdaki soruya geldiğimizde bazı kat sayıları değiştirdim. Daha güzel bir sonuç çıkmasını istiyorum. Şöyle yapalım. Eğer biz eğrimizi çizseydik şöyle bir eğri versin bize. Tamamen varsayıyorum. Fx eğrisi. Burada bir x noktası alsaydım. Bu x noktasının görüntüsü x küp eksi 3x kare eksi 10x eksi 4 gelecekti. Tamam. Koordinatları toplamına gelir? x küp eksi 3 x kare x ile topladım eksi 9 x eksi 4 gelecekti. Aldım birinci türevi. Eksi değil 3 x kare eksi 6 x eksi 9 geldi. Tamam ben bunun sıfıra eşit olmasını istiyorum. Birinci türevi sıfıra eşit diyorum. 3 parantezinde ne göreceğim? x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir sıfırsa. Buranın çarpanlarına ayrılmış hali nedir? x eksi 3'e x artı 1 eşittir 0'dır. O halde bakın iki tane kökünüz geldi sizin. Birincisi nedir? 3'tür. Eğer 3'ü yerine koysaydık ne bulacaktık? 3, 9, 27 eksi 3, 9, 27 farkını aldık 0 buradan. 3 ile çarptım eksi 30, eksi 4 daha eksi 30, 4 geldi. Eğer x eksi 1 alsaydım ne olacaktı? Bakalım. Eksi 1'i koydum eksi 1, eksi 3 artı 10 Eksi 4 geldi. Buranın toplamından da yanıtımız kaça gidiyor? 2'ye gidiyor sanırım değil mi? Evet 2'ye gidiyor. O zaman şunları görün lütfen. Noktalarımız nedir? 3'e eksi 34 noktası. E, tabii ki de galibimiz belli ama yine de yazalım. Eksi 1'e 2 noktası. Demek ki şu şekilde e, bize toplamların grafiğindeki ekstremum değerleri veriyor. Burada toplam en küçük kaç olacak? Tabii ki de 3 ile eksi 34'ten gelecekti. Evet aşağıdaki soruya geldik. Hızlıca bunu da konuşalım. Eğri üzerine bir nokta alacağız. Tamamen uyduruyorum ki eğrim şöyle olsun ve ben buradan bir nokta aldım. Burada x koyarsam görüntüm ne gelecektir? Sinüs x artı 1 gelecektir. Peki madem öyle o zaman gideyim koordinatları toplamına bakayım. Sinüs x artı x artı 1 ise türevini aldım. Kosinüs x artı 1 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bakın kosinüs x artı 1 sıfırdır. Ben buraya herhangi bir kısıt koymadım. Kosinüsün hangi değerleri eksi 1'e gider? Kosinüs x eğer eksi 1 ise x'ler elemanıdır. Neyin? Pi artı k pi'nin. Öyle ki k'lar z'nin elemanı olmak üzere. Dolayısıyla bunun en küçük değeri yoktur. Çünkü daima daha küçük bir değer bulursunuz. Ha. Biz bu soruyu belli bir aralığa kısıtlasaydık şöyle sorabilirdim size derdim ki işte eksi 9 pi ile ya da eksi 99 pi ile 99 pi aralığında tanımlı buradan da buraya gitsin gibi düşünün ne yapardınız? En küçük değeri bulmak istiyorsak. Eksi 99 pi kosinüsü 0 yapar. Ha o zaman x'iniz kaç gelecekmiş? Eksi 99 pi. Mesela. E, y'si kaç gelir o zaman? Yerine yerleştirin. Eksi 99 pi yerine koyduk sinüs x'te. Tabii ki de 0 getirecektir. E, 1 koydu. O zaman artı 1'den de 1 gelecektir. Bakın buranın toplamını en az yapan değer de eksi 99 pi artı 1 olacaktı tamam mı? Yani soru çeşitliliği arttırılabilir, trigonometrik olur, Logaritmik de olur. Ben işte üstel logaritmiklerde daha çok soru çözerim aslında. Çözerdim. Çok da güzel olimpiyat soruları var. Kıyas soruları var böyle. Hatta bir tanesi size ödev olsun. Ee, e, üzeri x de x üzeri e miydi? Yanlış anım. e üzeri pi ile pi üzeri e sayısından hangisinin büyük olduğunu yapıyoruz. Hatta o bir yine admission testte çıkmıştı. Bir kabul testinde çıkmıştı. Ben hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Dilerseniz kanalda videosu var. Bir göz atarsınız. Evet örnek 4. Eğrisinin orijine en yakın noktalarını bulunuz. Bakın burada bir kopya var. Noktalar mı? Aa nasıl? Neden kaynaklanacak o? Tek fonksiyon olmasından kaynaklanacak. Yani sizin çözümünüzde aslında iki tane x değeri gelmesi gerekiyor. Bir kere bu kopyayı da düşünebilirsiniz. 4 bölü x'in grafiği 1 bölü x'in grafiğinden referans alarak şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de orijine göre simetrik olacağı için böyle bir şey olacaktır. Bu soru önemli lütfen iyi dinleyin. Madem orijinden buraya en kısa uzaklığa bakıyoruz. Arkadaşlar siz bu noktanın hangi nokta olduğunu biliyor musunuz? E bilmiyorsanız o zaman kendinizi zorlamayın. Gidin buraya x deyin. Bakın şu noktayı biliyoruz biz. Burası 0, 0'dır. Bu noktaya x dedim. Bu aradaki uzaklığa da h diyeceğim. Madem burası x buraya y demek yok. Ne demek var? x'e 4 bölü x demek var. Şimdi şu h'yi yazalım. Aralarındaki uzaklığı nasıl yazıyorsunuz? iki sayı arası uzaklık. iki tane koordinatları belli sayı arası nokta arası özür dilerim uzaklık. Ne gelecektir? x eksi 0'ın karesi artı 4 bölü x eksi 0'ın karesi. Yani h fonksiyonu artık bu bir fonksiyon olsun. Neden? Çünkü içeride sadece nelere bağlıdır? Bakın x'lere bağlıdır. Yani siz burayı hx yani bunu bir ne fonksiyon olarak düşünebilirsiniz? Uzaklık fonksiyonu olarak düşünebilirsiniz ve tek değişkene bağlı. Bu uzaklık fonksiyonun en küçük değer alması için kökün içerisine tekrar yazalım. x kare bölü 16 bölü x kare. Şimdi burayı en küçük yapan değer nedir? Bu kökün içine en küçük yapan değer aynı zamanda kökü de kök içerisinden çıktığında burayı da en küçük yapan değerdir. Yani siz buranın kökün türevini almak yerine hx fonksiyonunu tekrar gelip şöyle tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. x kare artı 16 bölü x kare ise h türev x kaça eşittir? 2x gelecek. Bölüm türevi yapıyorum. 16'nın türevi 0. E, aşağıda çarptık 0. Eksi. Yukarının aynısı çarpı aşağının türevi bölü aşağının karesi. O zaman burayı 3 böyle böyle yapalım. 32 bölü x küp gelecek. Bakın bu sizin türeviniz. Eşittir 0 diyelim. Şimdi ne bulacaksınız? 2x. x'ler bir kere 0'dan farklı olacaktır. 2x eşittir 32 bölü x küpse. Bunu da biliyoruz. Hatta x'ler farklı olacak demeye gerek de yok. 2x üzeri 4 eşittir 32 ise şimdi oldu. x üzeri 4 kaça eşittir? 16'ya. O zaman x'iniz daha doğrusu pardon x'leriniz neye eşit gelecektir? Elbette ki 2 ve eksi 2. Bakın buraya 2'yi koyduğunuzda burası da 2 gelir. 4 bölü x'den. Ha, şu uzaklığın aynısı tabii ki burada da vardır. Bu nokta ne gelecektir? 2'ye Özür dilerim. Eksi 2'ye eksi 2 noktası. Yani şu uzaklıklar buna H1 buna H2 derseniz. Tabii ki de bunların uzunlukları uzaklıkları o noktaya kadar birbirlerine eşit gelmek durumundadır arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden bu şekildeki tek fonksiyonlarda eğer soruyu çözerken iki kök bulursanız. Eğer ikinci dereceden bir şey gelirse. Deltası 0 gelirse bunların anlamı bu gelecek. Ee, pardon deltası 0 demeyeyim. Simetrik iki kökü gelecekti delta sıfırdan büyük gelirse bunun anlamı bu olacaktır. En yakın noktayı, noktaları bulmuş olduk. İki tane noktası vardır. Noktaya olan uzaklıkları nedir? O h'yi de bulun. O zaman elimize yapışmayacak değil mi? Gösterelim. Şurası sıfıra sıfır değil mi? Şurada 2'ye 2 ise ne olacak? İşte h demişiz. h eşittir. Kök 4 artı 4'ten kök 8 gelecektir. Bu da 2 kök 2 uzunluğundaymış. Tamam. Geldik aşağıya. Örnek 5. Çemberinin. Evet bu soruyu değiştirdim. Eski soru biraz zor. İşin içinden çıkmak. Halihazırda hazırda olan bilgilerinizle pek kolay olmayacaktı. O yüzden yazarken maalesef artık nasıl bir kafa yaşadıysam biraz farklı yazmışım. Şimdilik burayı değiştiriyorum. Yeni baskı kitaplarda zaten sorunuz direkt şimdi ekranda gördüğünüz gibidir. Madem bu çemberi aldık. Bir tane de doğrumuz olacakmış. Doğrumuzu da alalım. Bu, bu yarı çapı iki birim olan çember. O zaman doğru şöyle olacaktır değil mi arkadaşlar? Şöyle bir şey. Hatta bu sorudan önce ben şeyi çözmek istiyorum. Şu aşağıdaki önce soruyu çözmek istiyorum. Örnek altıyı bir konuşalım öyle gidelim. Elimizde bir parabol var. Bunu çizmek istiyorum. Görmenizi istiyorum çünkü. Tepe noktası nedir bunun? Eksi b bölü 2a yani 2'dir. 2'yi yerine koydum. 4 eksi 8 eksi 4. Bir daha eksi 3. 2'ye eksi 3'ten geçen bir parabol var elimizde. Şöyle. 2 eksi 3. Tamam şöyle bir şey var. Peki burada ne yapacağız? Sıfırda kaçtan geçtiğini biliyorum. Sıfırda birden geçtiğini biliyorum. O zaman grafiğini şöyle çizdim. Şöyle bir parabol grafiği olsun. Anlaştık, güzel. Elimizde bir tane de doğru varmış. 2x 12 doğrusu. Bu doğru arkadaşlar, ee, burası kaç gelecekti tabii ki 2 gelmişti. Bu doğru da biz şunu biliyoruz. Parabolle kesişmemeleri lazım. Eğer kesişirlerse sorumuz yine anlamlı olmaz. Çünkü parabolle doğru kesişiyorsa en yakın noktaları daha doğrusu en yakın uzaklığı 0 olur. O da kesiştikleri nokta olur. Madem parabolle kesişmiyor, bunu biliyoruz ön yargılı bir şekilde biliyoruz. Çünkü sorunun öyle olması lazım. O zaman şöyle bir şey görecektik. Olabildiğince büyük çizmeye çalışıyorum. Heh. Nerelerde kesiyor burası? 6 gelecek burası 12 gelecek. Şimdi size sorum. Burada öyle bir nokta var ki sezgisel olarak söylüyorum. Yani buradaki noktanın en azından bu doğruya uzak olduğunu biliyorum. Burada bir yerde bu civarda öyle bir nokta var ki buraya bu doğruya olan uzaklığı en küçük. Şimdi siz düzlemde iki nokta arası mesafenin en kısa olduğu Metodun ne olduğunu biliyorsunuz. Yani şu yol sizce en kısa olabilir mi bu? Bu mu daha kısadır? Bu mu daha kısadır? Nedir? Direkt gittiğiniz değil mi? Aslında dik gittiğiniz uzaklıklardır arkadaşlar. O sebepledir ki siz bu doğruya en kısa uzaklığınıza bakıyorsanız burada aldığınız bu noktanın bu doğruya olan dik uzaklığına bakıyorsunuz. Madem burada bir dik uzaklık bakıyorsunuz o zaman burada aldığımız o keyfi noktanın keyfi demeyeyim özür dilerim o özel noktanın bir teğeti var. Ve bu teğetin Eğiminin de neye benzemesi gerekiyor? Bakın bu doğrular ne oldu artık birbirlerine? Bal gibi de paralel oldular. Dikkat edin biz bunu ikinci derece denklemlerde türev kullanmadan çözüyorduk. Ben 10. sınıf öğrencilerim daha geçen hafta hatta anlattım. Türevi kullanmadan burada çözdüler. Size de konuştuk diye hatırlıyorum. O ıı, deltaların bir eksi 1 geldiği kısımlarda uzun uzun anlattığımı hatırlıyorum. Madem öyle elimizde bir y varsa bunun eğimine gelecektir. Bakın 2x artı c gelecektir değil mi? Çünkü neden? Bunlar bu doğrular. Buraya D2 deyin. Buraya D1 deyin. D1 ve D2 doğruları birbirlerine paralellerdir. O halde eğimleri aynıdır. Heh. Aldım D2 doğrusunu. 2x artı C diye. C'yi nereden bulacağım? Şuradan bulacaksınız. Bu parabolün türevi nedir? 2x eksi 4'tür değil mi? Bu parabolün türevi. Hangi noktada eğimi arkadaşlar nedir? 2'dir. Hangi noktada? Tabii ki y türev 2 noktasında eğim 2 gelecekse Y 2 demek 2 kere 2 4 pardon. Y türev 3 de geliyormuş. 2 kere 3 6 4 çıktı 3. İşte şu nokta çok da güzel sezgisel yaklaşmışız bakın. Şu nokta ne gelecekmiş? 3 noktası. İşte bu 3 noktası görüntüsü kaçtır? 9 eksi 12 eksi 3 bir daha eksi 2. İşte bu 3 eksi 2 noktasının bu doğruya olan uzaklığı diğer parabol üzerindeki tüm noktalara göre daha küçüktür. Çünkü bu doğrular birbirlerine paralellerdir. Anlaştık mı? Bu 3'e eksi 2 olacaktı. Şimdi buradan çıkan bazı çıkarımlar var. Hemen onu yazalım. Şurayı birazcık temizleyeyim. 3'e eksi 2. Lütfen dikkat edin. Buradan geçen şu küçük doğru buraya diktir. Buna d3 doğrusu dersem. Tabii ki de d3 d1'e diktir. Tabii ki de d3 d2'ye diktir. Bunun anlamı d1'in eğimi neyse d3'ün eğimi ne olacaktır? Tabii ki de d3'ün eğimi eksi 1 bölü md2 veya md1 olacaktır. Tamam yani eksi 1 bölü 2 olacaktır. Ben gidip D3 doğrusunun denklemini de yazarım. Nasıl? Y artı 2 geçtiği noktayı biliyorum. Eşittir eğim çarpı x eksi 3. Buna da zaten ne demiştik? Normali değil mi? O noktanın normal denklemi. Normal, normal doğrusu. Bunu bulmak ne fayda yarayacak? E gidersiniz. Siz şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın bu normal doğrunuz. Bu normal doğruyla ben artık yapmak istemiyorum ama bu normal doğruyla D1'i kesiştirirseniz bu noktayı bulursunuz. Bu aradaki mesafeyi nereden bulursunuz? Noktanın Doğru olan dik uzaklığı olabilir veya doğruların birbirlerine olan dik uzaklıkları olabilir veya dediğim gibi bu noktayı bulurken teyetle normali kesiştirirsiniz. Burası normal doğrusu ND diyelim. Burası sizin elinizde olan nokta şey doğruydu. Bunları kesiştirdiğinizde bulduğunuz noktadan bulabilirsiniz. Artık nereden istiyorsanız oradan yapın ama en yakın sorularında siz teyet alacaksınız ve bu teyetler üzerinden konuşacaksınız. Yukarıdaki sorunun çözümünde de metodumuz aynı olacak. Madem elimizde bir doğru var. O zaman bu doğru şöyle. 3'e nereden geçiyor? 3'e 3'ten geçiyor. Eğimi negatif bir doğru anlaştık. Bize diyor ki bu çemberin üzerinde öyle bir nokta al ki bu doğruya en yakın olsun. Tamam. Yine söylüyorum. Burada bir teğetimiz olmalı. Hemen isimlendirelim. Kırmızı doğrumuzun adı D1 doğrusu olsun. Mavi doğrunun adı D2 doğrusu olsun. MD1'in MD2'ye eşit gelmesini istiyorum. D1 paralel D2 öyle bir nokta var. Şimdi şuna dikkat edin. Yine sezgisel olarak. Aslında burada sezgide değil. Bayağı görüyoruz işte. Yani bu yay üzerinde olacak değil mi noktanız? Gidip de şurada en yakın nokta aramak çok da mantıklı değil. Bu yay üzerinde bir nokta olacak. O zaman bu yayın denkleminden türeve geçin. Veya gidip kapalı türev de yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem yay denklemi üzerinden geçmeniz. Bu yayın denklemi nedir? Bu yayın denklemi şurada yazıyorum. Y'nin kare eşittir 1 eksi x kare ise Y'sine eşit gelecektir. Kök 1 eksi x kareye. Y'ler pozitif olduğu için pozitif olan olsun. Dolayısıyla buranın türevi nedir? Birim çemberin türevi. Kökün kök fonksiyonun türevinden içinin türevi bölü. Yani eksi 2 x. İkileri yazmadım. 2 İki tane ikileri yazmadım. 1 eksi x kare. Al sana türev. Yani bu nedir? D2 doğrusunun eğimi. Ama hangi noktada bilmiyoruz. İşte bu noktalardan bir tanesine ne diyelim? U diyelim arkadaşlar. Tamam. Bir de bunun işte u'ya karşılık olarak kök 4 eksi u karesi olacak. ben bu noktayı aldım. Buraya olan dik uzaklığını arıyorum. O halde burada u koyduğumuzda y'nin türevinde u kaça eşit gelecektir? Eksi u bölü 1 eksi u kare. Bunun ne olmasını istiyorsunuz? Geçen u'dan geçen teğetin eğimi kendisine paralel olan eğime yani d2'nin eğimine yani eksi 1'e eşit gelmedi arkadaşlar. ha. Şimdi silerseniz eksilikleri ve yana atarsanız u eşittir. Kök içerisinde 1 eksi u'nun karesi. Her tarafın karesini alıyorum. u'nun karesi eşittir. 1 eksi u'nun karesi ise hatalı yapmıyorum sanırım. Yine dikkatle bakayım. 2 u'nun karesi eşittir 1 ise u'nun karesi eşittir 1 bölü 2 ise u eşittir artı eksi 1 bölü kök 2 yanıtını bulacaktık. Şimdi bunun anlamı nedir? Tabii ki de doğru. Niye iki tane geldi? Hocam bence hatalı yaptınız. Hayır işlem hatası olarak değil en azından yaptığımız işlemde iki tane bulmamız hatalı değildir. Çünkü 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 buna paralel olan ve çember üzerinde olan bir teğet daha vardır. İşte o da budur arkadaşlar. O halde U'yu bulduysak U'yu yerine koyabiliriz. U'yu yerine koyduğumuzda bulacağımız yanıt ne gelecektir bakıyorum. 1 bölü kök 2'ye ben pozitif olan kısmı alacağım. 1 bölü 2 artı y'nin karesi eşittir 4. Hatamı buldum hemen geri dönüyorum. Şurası 4 eksi x kare olacak. Çünkü soruyu çözdüm diyorum. Hani bu kadar kötü bir şey gelmiyordu. Bir nereden geldi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Hemen şuraları düzeltiyorum. Tekrar bakalım. Eksiler gitmişti. U eşittir. 4 eksi u'nun karesi. U kare eşittir. 4 eksi u'nun karesi olsun. O halde 2 u'nun karesi eşittir. 4 ise u'nun karesi eşittir. 2 yani u'muz artı eksi kök 2. Tekrar söylüyorum. Buradaki bu teğet de olabilirdi. Uzatmadım. Geldim buraya kök 2'yi koydum. Pozitif olan kısım da aldığım için burayı da kök 2'yi alıyorum. Eğer eksi kök 2'yi alsaydım da mecburen şu nokta olacaktı. Eksi kök 2, eksi kök 2'den geçen. Tamam. Yani aralarındaki mesafede yine ne kadar olacaktı? Tabii ki de r kadar olacaktı. Aslında bu üçüncü şıkkın cevabıdır. En uzak nokta budur işte. En yakın nokta budur işte. A noktası en yakın. B noktası en uzak. Burası A, burası B olsun. Uzaklığını bulmamızı istiyor. Yani şu arada kalan yine H dediğimiz kısmı bulmamızı istiyor. Ne yaparsınız? Noktanın doğruyu olan tabii ki dik uzaklığından gidebilirsiniz. Deme ya yani burada noktamız artık kök 2'ye kök 2 bulmuşuz zaten. Yine h eşittir. Bu şekilde bırakıyorum. Ya da bu bu şekilde bırakmayalım. Bu sefer yapalım. Doğrumuzun denklemi nedir? Y artı x eksi 3 eşittir 0'dır. Kök içerisinde, şey, mutlak değer içerisinde kök 2 artı kök 2 eksi 3 bölü y ve xlerin katsayılarının karelerinin toplamının karekökü. <laughs> Bazen türev anlatırken ben de yoruluyorum arkadaşlar. Evet ne bulacağız? 2 kök 2 eksi 3. 3 daha mı büyük düşünelim. Burası kök 9'dur. Burası kök 8'dir. Kök 8'den kök 9 çıkarsa evet daha büyükmüş. Yani burası 3 eksi 2 kök 2 diye çıkacak. Bölü kök 2 diyecektik tamam. Uzaklığımızda böyle bulacaktık. Yaptığımız işin artık sebebini az çok anladığınızı düşünüyorum. Aşağı gelelim daha güzel sorular var geldik örnek 7'ye. A(x, y) noktası y kare eşittir x. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Bu bir eğriymiş. Bu bir fonksiyonu dememiş bakın. Demek ki bu bir fonksiyon demek değilmiş. Biz sizlerle çizmeye çalışalım. Kullanacağız çünkü. Koyacağınız her y değerine karşılık x'leriniz pozitif geleceği için x'ler muhakkak ve muhakkak buradan olmalı. Ve şunu yapabilirsiniz. Her tarafın kökünü alsaydım derseniz kök y'nin karesi eşittir kök x ise y eşittir Mutlak değer y eşittir. Evet. Ne gelecekti? Kök x. Bakın bu eğri şunu söylüyor. İki tane olacaktır. Yani y'ler sıfırdan büyük ve eşitken y eşittir kök x alacaksınız. Y'ler sıfırdan küçükken veya eşitken y eşittir eksi kök x alacaksınız. Dolayısıyla bu fonksiyonun grafiği işte şöyle bir şey gelecekti. Tamam. Ve bu eğri üzerinde alınan bir noktanın b4'e sıfıra olan uzaklığı en kısaymış. Yani aslında eğri üzerindeki B'ye 4'e 0 olan en kısa uzakta olan noktayı bize vermiş. O da A noktasıymış. Koordinatlarını yazdım. A, X'e Y. Şimdi biz burada Y diye bir şey kullanmayalım. E, burada Y'ler nedir arkadaşlar? Y değerleri pozitiftir. Dolayısıyla bu çıktı da Y eşittir kök X'i almanız lazım. Yani şu noktanın koordinatları A, X'e kök X'tir. Ha, madem öyle o zaman bir çıkarım da. Demek ki A'nın B'ye olan burada uzaklığı da aynı şekilde burada A'nın x eksenine olan simetriğini aldığımızdaki A üst noktasına olan uzaklıkları aynı gelmeliymiş. Bakalım değil mi? Ben öyle yorumluyorum. Çünkü aynı şeyler. O zaman aynı uzaklık gelmedi. İki tane nokta gelmedi. A ve B arası uzaklığı yazar mıyız? A ve B arası uzaklık. Kök içerisinde x eksi 4'ün karesi artı e, kök x eksi 0'ın karesi gelecektir. Dolayısıyla A B arası uzaklık şudur. Kök içerisinde x kare eksi 8x artı 16 artı x geliyor. Şimdi biz buranın en küçük olmasını istiyorsak içeriği en küçük yapmalıyız. Bunun için türev alıyorum. 2x eksi 8 artı 1. Yani 2x eksi 7 eşittir 0 ise x'imiz buradan 7 bölü 2 gelmelidir. Eğer x yerine 7 bölü 2 koysaydık y değerimiz ne gelecekti? Kök keşke daha güzel bir değer bulsaymışım da onu sorsaymışım ama kök 7 bölü 2 gelecekmiş. Bakın bu AB arası en kısa mesafeyi sağlayan noktaların koordinatları bunlar olmalı. Diyeceksiniz ki diğer noktayı nasıl bulacağız? Diğer noktada işler farklı arkadaşlar. Biz kısmi türev yapmadık. O yüzden burada işlerin farklı olmasının sebebi şu. Bu eğrinin denkleminin farklı olması. Y eşittir. Eksi kök x'tir bu. Yine gidin burada nokta alın. Bunu da gösterelim. Buradaki a üssü noktası olsun. X'e eksi kök x noktaları olsun. Uzaklığa bakacaksak bu sefer de a üssü b arası uzaklık diyelim. Kök içerisinde Yine x eksi 4'ün karesi artı. Bu sefer ne gelecektir? Ee, yine aynı şey geliyor değil mi? Eksi kök x eksi 0'ın karesi geliyor. Peki buradan kaçı bulduk? A üstü b uzaklığı eşittir. x kare eksi 8x artı 16 artı x bulmuş olduk. Sanırım bir farkımız yok. x kare eksi 7x artı 16 gelmiş olacak. Burada yine türevi 0 yapan nokta nedir? Türevini aldığınız 2x eksi 7 eşittir 0 ise x'iniz tabii ki de 7 bölü 2 gelecek. Bakın x değeri değişmedi arkadaşlar. Zaten şuradaki eksende değil miyiz biz? Nasıl değişsin? Evet 7 bölü 2 ama bu sefer y'si kaç gelecek? y'si eksi kök 7 bölü 2 geldiği için buranın anlamı şudur. Zaten öyle dolmalıydı. olmalıydı. B'ye göre simetri a üstü noktasıdır. Eğer burada b'ye x ekseni üzerinde değil de bir birim yukarısı veya aşağısı da verip sorsaydım yine daha tatlı bir şey karşınıza gelebilirdi mühim değil yaptığımız şeyler çemberi artık eğrisini yazmak herhangi bir eğri denklemi verilirse fonksiyon halinde yazabilmek bunlar arasındaki mesafeleri bulurken de tek değişkene indirip türev üzerinden yorumlamak başka yaptığımız bir şey yok aşağıdaki soruyu tek video yapacağım çünkü önemli bir video paraboller arasındaki en kısa uzaklığı bulacağız